Hercai'yi efsanevi bir coğrafyada etkileyici bir dünya yarattı. Yapımın yönetmenlerinden Cem Karci'ye ilk sorumuz, işin başında ekrana yansıtmak istediği hayalin ne oldu? Hercai Mezopotamya'da başlayan ve orada devam eden bir hikayeydi. Çok büyülü topraklar oralar ve gerçekten içinde intikam ve bir sürü başka duygunun olduğu ama en önemli duygu olan aşkın olduğu bir masal yaratmaya çalıştık. Bir yerlerde doğan gün gibi benim için de bir mucize doğacak. Gelip beni bulacak. Çünkü ben de onun mucizesiyim. Hercai dünyası yaratılırken televizyon dizilerinde pek rastlamadığımız yeni şeyler denendi. Oradaki tüm olayları, tüm yaşanılanları ele alırken acıtasyona kaçmadan trajediyi kullanmaya çalıştık. Yani mesela birinci bölümde işte Yaren karakterimiz var. Şu gökteki yıldızlar, şu yerdeki toprak diyor. Normalde şu an günümüzde yani 2019'da bir genç kızın ağzından duyduğumuzda yabancılaşacağımız ve inanmayacağımız sözleri o kadar gerçek bir hissettiği bir yerden söyledi ki yani onun üzerine yoğunlaştık ki hiçbir şekilde bunu sorgulatmadık kimseye. Yani direkt acıtasyon değil trajediye çevirmiş olduk olayı ve oradan yürüdük. O yüzden de bu da seyirciye geçti ve başarılı oldu diye düşünüyorum. Ama unutma, şu gökteki yıldızlar, şu yerdeki toprak, şu konağın duvarları şahidim olsun ki asla mutlu olmayacaksın. Bana yaptığının cezasını çekeceksin. Hem de öyle bir çekeceksin ki yandım Allah desen bir damla suyun olmayacak. Hercai demek, Reyyan ve Miran demek. İzleyicinin beğenisini toplayan Ebru Şahin ve Akın Akınözü hikayeye adeta ruhlarını katıyorlar. Ebru Şahin ve Akın Akınözü'nün muhteşem bir uyumu var. Sizce aralarındaki bu uyum olmasaydı bu işte bu kadar başarılı olabilir miydi? Vallahi olmazdı. İlk bölüm yayınından bir 15-20 dakika önce Ebru ve Akın'la bir araya gelmek istedim. Birazdan bölüm yayınlanacaktı ve ilk defa göreceklerdi bütün Türkiye ile beraber. İkisine söylediğim tek bir şey oldu. Yarın reytingler çok iyi de olabilir, kötü de olabilir. Ama her şey bir yana bütün Türkiye sizi konuşacak. Ve sizi ve sizin aranızdaki uyumu konuşacak. Yani reytingin ne olacağını bilmiyorum ama ikinizin aranızdaki uyum gerçekten bütün herkes tarafından fark edilecek, konuşulacak. O yüzden hani hazır olun buna diye bir konuşma yapmıştım. Gerçekten de öyle oldu. Yani ikisi inanılmaz güzel, inanılmaz gerçek gösterdi bu hikayeyi. Ne kadar uzağa gidersen git, hep bulacağım seni. Ne zaman düşecek olsan tutacağım seni. İşte böyle. Sımsıkı. Ya tutamazsan? Ya düşersem? O zaman ben de atlarım arkandan. Ben de düşerim seninle.